Değerli izleyicilerimiz, belediyelerde bugüne hoş geldiniz. Ege'nin yemyeşil kaleleri gibi yükselen, zümrüt rengindeki ormanlarımız ne yazık ki alevlerin insafına kaldı. Her bir ağaçla birlikte umutlarımız da yandı. Ciğerlerimize dolan duman gözlerimizdeki yaşı kuruttu. Belediyelerde bugün turumuza ilk olarak tarihinin en büyük orman yangınını yaşayan Ege'nin incisi İzmir'den başlıyoruz. İzmir'in kahraman itfaiyecileri, Karşıyaka Yamanlar yangınında 50 saatten fazla süren bir mücadele verdi. Onlar sadece ormanlarımızı değil, doğasını ve canlılarını da korumak için canla başla savaştı. Yangınların kontrol altına alınmasıyla birlikte yaraların sarılması için çalışmalar hızla devam ediyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı ateş savaşçıları, Karşıyaka Yamanlar Dağı ormanlık alanda başlayan ve geniş bir alana yayılan orman yangınlarına karşı 50 saat boyunca uyumadan dinlenmeden çalıştı. İzinde bulunan personelin de göreve katılmasıyla birlikte 730 personel, yüzlerce araçta yangınlara karşı savaşan itfaiye erleri, hem kırsal bölgeleri hem de ormanlık alanları tehdit eden alevleri kontrol altına almak için insanlara, canlılara, yerleşim yerlerine karşı kendilerini siper etti. Yani daha az önce bir güvercini kurtardım şuradan. Muhtemelen yuvası var içeride. İçeriye girmeye çalışıyor, ateşin içine girmeye çalışıyor. Yani zorla tuttum, veterinere teslim ettim. Yani hayvanlara üzülüyor insan. Gerçekten onlar savunmasız yaratıklar. Bütün İzmir'e geçmiş olsun. Herhalde çok uzun zamandan beri İzmir'de çok böyle büyük bir yangın olmuyordu. Yangınların eş zamanlı çıkması ve çok geniş bir alanda yayılması oldukça zorladı. İnşallah bir daha tekrarı yaşanmasın. Kask altında ve göğüs altında bayağı bir derin yanıkları var. Müdahalesini yaptık. Bugün sıvı tedavisini de yaptık. İzmir Büyükşehir Belediyesi Yamanlar Orman Yangını'nda zarar gören hayvanları koruma altına aldı. Bayraklı'nın Doğançay ve Karşıyaka'nın Örnekköy mahallelerinden tahliye edilerek İzmir Büyükşehir Belediyesi tesislerine getirilen hayvanların rehabilitasyon süreci devam ediyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın eşi Öznur Tugay, Pako Sokak Hayvanları Sosyal Yaşam Kampüsü'ne gelerek hayvanların rehabilitasyon süreci ve yangınlarda yürütülen eylem planı hakkında bilgi aldı. Yangın olur olmaz ekiplerimizle birlikte, arkadaşlarımızla birlikte acil müdahaleye gittik. Karşıyaka'daki Örnekköy'deki bakım evinde ki hayvanların buraya naklini hızlı bir şekilde sağladık. Aynı şekilde Bayraklı Belediyesi'ne ait olan bakım evindeki hayvanlarımızı da buraya ve Seyrek'teki rehabilitasyon merkezi ve hayvan hastanemizi aldık. Veteriner hekim ve tekniker arkadaşlarımız hızlı bir şekilde müdahalesi gereken hayvanlara müdahaleleri ettiler. Bugün de aynı şekilde hayvanlarımızın tedavili protokolleri yapıldı. Muğla'daki orman yangınları kontrol altına alındı. Belediye Başkanı Ahmet Aras, yangınlara müdahale için hava aracı alabiliriz. Ancak bu araçlar sadece Orman Müdürlüğü'nün emir komutası altında kullanılmalıdır, dedi. Aras, yetki dağılımının kaosa yol açabileceği konusunda uyardı. Muğla'da orman yangınlarıyla mücadele hız kesmeden devam ediyor. Alevler kontrol altına alınsa da yeni yangınlar anında patlak veriyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, belediyelerin orman yangınlarında yetki alanlarının genişletilmesi ve hava araçlarına sahip olması gerektiğini söylerken, Muğla Belediye Başkanı Ahmet Aras bu görüşlere katılmadığını söyleyerek çarpıcı bir uyarıda bulundu. Her kurumun görevi ve sorumluluk alanı ayrı ve farklıdır. Hava aracı alabiliriz. Ancak bu araçlar sadece Orman Müdürlüğü'nün emrinde kullanılmalı. Aksi takdirde kaos kaçınılmaz, dedi. Ya ben buna aslında çok katılmıyorum. Ben de eski bir silahlı kuvvetler mensubuyum. Yani en azından kriz yönetiminin ne olduğunu biliriz. Her sonuçta kurumun belli bir görevi var. Ormanları korumak, ormanlarda çıkan yangınlara müdahale etmek tamamen Orman Bölge Müdürlüğümüzün görevidir. Veya Orman Genel Müdürlüğümüzün görevidir. Yani hava araçlarını da sevk ve idare etmek aslında onların yetkisindedir. Orman Bölge Müdürlüğümüz bizden ne isterse, hangi desteği isterse her zaman koordinasyon halinde onlara veriyoruz. Ama derseniz ki hem orman hem büyükşehir belediyeleri orman söndürsün, yani o zaman orada bir sıkıntı olabilir, bir çatışma olabilir. Yani çatışma derken Allah korusun bir hava aracını sevk ve idare etmek, dediğim gibi biraz önce tecrübemiz var bu konuda, kolay değildir. Yani hem belediyenin hava aracı havada olacak, hem ormanın ki havada olacak, onları koordine etmek kolay bir şey değil. Tek noktadan koordine edilmelidir. Ha, biz alırız bir helikopter, biz de büyükşehir olarak,
Ama herhangi bir yangında da hemen onu Orman Bölge Müdürlüğümüzün emir komutasına verebiliriz. Bunda bir beis yok. Yamanlar Orman Yangını Bayraklı ilçesi sınırlarında 3 mahalleyi küle çevirdi. Belediye Başkanı İrfan Önal, birlikte yaraları saracağız derken tüm imkanların seferber edildiğini söyledi. Yangın söndürüldü, kollar sıvandı. Şimdi Bayraklı'nın küllerinden yeniden doğma zamanı. Bayraklı'nın Doğançay, Onur ve Körfez mahallelerinde büyük hasara yol açan orman yangınının ardından Bayraklı Belediyesi'nin öncülüğünde kapsamlı bir koordinasyon toplantısı düzenlendi. Belediye Başkanı İrfan Önal ilk andan itibaren vatandaşlara gıda, kıyafet, sağlık ve barınma gibi hayati ihtiyaçların karşılanmasında büyük destek sağlandığını belirtirken, 23 evin tamamen kullanılamaz hale geldiğini, birçok ev ve iş yerinin de zarar gördüğünü söyledi. Bazıları çok büyük hasarlar içindeki ziynet eşyalarıyla beraber küle döndü. Ama 23 evimizde şu an yaşanılmaz bir durum söz konusu. Zor bir süreç yaşadık. Bu yangın şu an bizde soğutma çalışmaları da tamamlanmış durumda. Karşıyaka bölgemize devam ediyor. Soğutma işlemlerinin ardından hasar gören yapıların en azından şu an için sosyal yardımlarla ihtiyaçlarını karşılayabilme yoluna gidiyoruz. Ötesinde büyükşehirimiz bu tespitleri yapıldıktan sonra yapılaşmalarıyla ilgili de yine durumları tespit ederek imkanlarımız doğrultusunda destek olacağız. Belediye Başkanı İrfan Önal, yangınla mücadelede can kaybının yaşanmamasının tek teselli olduğunu ifade ederken, yaralanan 5 kişinin hastaneye kaldırıldığını belirtti. Öte yandan Bayraklı Belediyesi evsiz kalan 30 vatandaş için geçici konaklama imkanı sağladı. Denizli'de kadın yetiştiricilere büyük bir destek geldi. Honaz Belediyesi 34 kadın işletmeciye gebe sakız koyunu, yem ve yonca dağıttı. Kadın emeği ve üretimi bu destekle daha da güçleniyor. Honaz Belediyesi tarım ve hayvancılığı destekleme çalışmalarını sürdürüyor. İlçede yapılan bir törenle küçükbaş hayvan işletmesi bulunan 34 kadın yetiştiriciye gebe sakız koyunu, yem ve yonca desteği sağlandı. Törene Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, CHP Honaz İlçe Başkanı Ramazan Güngördü, CHP il yöneticileri ve Honaz Belediye Meclis üyeleri katıldı. Destek programının ilk etabında işletmesinde 30 ve altında hayvan bulunan kadın üreticiler kura ile seçilerek bu yardımdan faydalandı. Bu adım Honaz'da kadın emeğinin ve hayvancılığın güçlenmesine katkı sağlamayı amaçlıyor. Törende konuşan Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, hibe destek programıyla üretici kadınların yanında olduklarını belirterek, bu hibe programı kadınlarımızın ekonomik güçlenmesine ve yerel tarımın desteklenmesine önemli bir katkı sağlayacaktır dedi. Şöyle söyleyebilirim, 2022 yılında 46 milyon koyun varken ülkemizde, bugün 42 milyon koyunumuz var. Yani 4 milyon azalmışız. Önümüzdeki yıl bu azalış bu haliyle devam edecek olursa yaklaşık 38 belki de 37 milyon lira düşecek. Yani bir süre sonra biz belki Afganistan'ın, Pakistan'ın, belki Moğolistan'ın koyunlarını ülkemize ithal etmek zorunda kalacağız. Oysa Anadolu'muz, bizim topraklarımız, koyun yetiştiriciliği için hem kültürümüz hem de topraklarımız şu koyun seslerinin geldiği bu güzel ülke, Yörük halkının, Yörüklerin oluşturduğu bu Anadolu coğrafyası bir anlamda tüketen topluma dönüşmüş olacak. İzmir'de halkın cebini rahatlatacak bir adım daha. Kent lokantası Karabağlar'da açıldı ve ekonomik kriz ortamında vatandaşlara sağlıklı, lezzetli yemekler sunuyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın öncülüğünde yaygınlaşan bu hizmet, İzmir'in dört bir yanında sofraları donatacak. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın ekonomik krizle mücadelede vatandaşlara destek olma sözü çerçevesinde başlattığı Kent Lokantaları projesi Karabağlar'da açılan yeni şubeyle genişlemeye devam ediyor. İlk olarak Kemeraltı Çarşısı ve Çiğli'de hizmete giren lokantaların 3. adresi olan Karabağlar'da 50 liraya 4 çeşit sağlıklı ve lezzetli yemek sunulacak. Bölge halkı bu ekonomik ve doyurucu hizmetten büyük memnuniyet duyuyor. Başkan Tugay'a projeyi hayata geçirdiği için teşekkür ediyor. Şu şekilde görmüş olduğumuz gibi şöyle bir yemeği dışarıda yemeye kalksak 200-250 TL civarındayken biz bunu 50 TL ödüyoruz.
Sevgili izleyicilerimiz, belediyelerde bugünün sonuna geldik. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.